Merhabalar. Bugün CSA söyleşileri kapsamında benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum tarihçi Ayşe Hür ile sohbet edeceğiz. Tabii ki 8 Mart münasebetiyle kadın hakları, kadın tarihi, aslında ötekinin gizli tarihini konuşmuş olacağız. Tamam. Merhabalar, nasılsınız Ayşe Hanım? Merhaba sevgili Pelin. Ben de çok mutlu oldum sizinle böyle bir vesileyle tekrar bir araya gelmeyi. Yıllar önce bir program yapmıştık hatırladığım kadarıyla. Onun Evet, ne üstüne kadar hiç güzel. şans olmamıştı. Çok hoş oldu gerçekten CSI'ın bizi buluşturması. Bakalım sohbetimiz de nasıl gelişecek? Bir parça merakla bekliyorum. Nasıl Ben de çünkü yaklaşıyorsunuz? hakikaten kadın meselesi açılınca insanlar hep bir korkuyorlar ya da rahatsız oluyorlar. Çünkü aslında herkesin duymak istemediği bir gerçek var. O da ne? Kadın tarihi çok yakın bir tarihe kadar olmayan bir tarih, görünmez bir tarih. Kadınlar tarihten silinmişler, garnitür gibi bir köşeye ya bir hani entrikacı yılan gibi ya da bir işte haremdeki eğlenceli oyunların parçası gibi kadının adı hakikaten olmamış. 1960'lara 70'lere kadar yeni bir tarih anlayışı gelişene kadar. Birazcık kadının şuradan girmek istiyorum ben. Engels'i eminim biliyorsunuzdur. Engels ve benzeri kuramcılar aslında eskiden matriarkilerin olduğu, kadın egemen toplumların olduğu ama sonra patriarkiye geçilince kadınların isminin silindiğini anlatıyorlar. Ama son yıllarda özellikle son 20-30 yılda antropologların çalışması aslında hiçbir zaman bir matriarkinin olmadığını gösteriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok beklemediğim bir yerden açtın sohbeti. Hakikaten benim de yıllarca Engels ve Marx okumalarından özellikle Amerikalı antropolog ya da sosyolog Morgan'ın çalışmalarına dayalı olarak değil mi? Ailenin, Evet, devletin, evet. özel mülkiyetin kökeninde kadının egemen olduğu bir toplum düzenine çok atıf yapar. Ama ben de aynen senin gibi bunu destekleyen veriler olmadığını fark ettim son yıllarda. Gerçi geçenlerde Evrim Ağacı adlı bir sitede okuduğum Afrika'da birkaç kabilede halen matriyarkal bir düzenin olduğuna dair bulgulardan söz ediyordu ama ne kadar bilimsel bir metotla incelenmiş emin olamadığım için benim için de bir parça ne diyeyim ütopik bir geçmiş tahayyülü gibi geliyor. Bence olumlu bir yanı da var bunun. Hani kadınlara bir enerji veren, tekrar o altın çağa dönmeyi esinlendiren bir yanı olduğu için çok böyle didiklemediğim bir resmi anlatı. Ama çok ilginç bir şekilde benim de hep kafamı kurcalayan yerden başladık sohbete. Bilmiyorum buradan sen hani olumlu bir şey mi olumsuz bir şey mi çıkar diye düşünüyorsun bu tespitten. Ben de Ya seni merak ettim. ben şöyle düşünüyorum. Yani mitolojiye çok meraklı olduğum için işte bu Amazon mitleri vesaire. Jean-Joseph Gou diye bir adam var. Galiba Chicago Üniversitesi'nde bir profesör. O hep canavarların kadın olduğunu söylüyor. Daha böyle Jungian okumalar yaparak. Bunun da tesadüf değil. Yani bir korkunun dışa vurma olarak okuyor. Hakikaten de mitolojiye bakınca ki ilk tarih mitoloji sonuçta. Ya böyle cadaloz kadınlar var hani erkek yiyen çocuklarını pişiren hani anti anne modelleri ya canavar kadınlar var. Yani Freud bence bu anlamda doğru. Kadın pek çok insan için bir bilinmeyen ve bilinmeyen her zaman herkesi korkutur. O yüzden de bilmediğimiz için bana sanki kadınların sistematik bir şekilde kötülenerek vajine dentatalarla yani dişli vajinalarla döşenerek ve şeytanlaştırılarak cadı ilan ederek hep böyle ötekileştirildiğini görüyoruz da hala da devam ediyor bu. Ama yani böyle dediğin gibi küçük örneklerde mesela Vietnam bu anlamda çok matriarkal bir toplummuş. Antropologlar şunu söylüyor. Matriarki yok değil bazıları bunu diyor. Belki de kadınların erkeklerle eşit olduğu yerler var ama kadınların güçlü olduğu anda yerde zaten eşitlik geliyor. Dolayısıyla kadın egemen olmuyor, eşit oluyor. Evet, çok Ve doğru burada ben söylüyorsun. bu çok önemli çünkü hakikaten kadın erkeği ezmek derdinde değil, kadın eşitliğine kavuşmak derdinde. O yüzden de hiçbir zaman kadın egemenlik çok görünmüyor tarafta.
Evet. Yani ana soylu topluluklar vardı muhtemelen ama dediğin gibi kadının hem iktidarı elinde tuttuğu hem mülkiyet ilişkilerinde hakim olduğu, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olduğu bir toplumsal düzen olmadığı kanaatindeyiz. Bu çok da doğal aslında. Kadının doğurganlığı, değil mi? Menstruasyonu onu o üretim süreçlerinin dışına doğal olarak çıkarıyor. O bunları şey yapan, organize eden, bunlarla o toplumsal yaşamı uyumlaştıran mekanizmaların kurulması da çok modern bir şey. Hatta günümüzde dahi kurulabilmiş değil. Kadının ağrısı, sancısı, o dönem yaşadığı sıkıntılar bir günlük izne bile hak vermiyor işverenleri vesaire. Ama senin yine aklıma getirdiğin, benim de yazı hayatına ilk başlamamında konusu olan Amazonlar meselesiyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum izin verirsen. Ben yıllar önce yazayım, artık tarihi okudum ama tarihi metni hiç yazmadım dediğim bir dönemde ilk yazımı Amazonlar üzerine yazmıştım ve onun bir metafor olduğunu ileri süren bir tezim vardı. Ve özellikle Herodot'un Yunanlıları anlatırken Amazonları bir çeşit ayna olarak kullanması ve Amazonlarda ötekini tasvir etmesi bana çok ilginç gelmişti. Yani Yunanlıyı tarif ederken onun olumlu özelliklerini söylemek için neyin kötü olduğunu, neyin yanlış olduğunu söylüyordu ve bunu Amazonlara atfederek yapıyordu. Fakat son yıllarda senin de dikkatini çektiğini sanıyorum. Orta Asya'daki pek çok kazı ören yerinde, özellikle bu hayali İskit ülkesinin olduğu coğrafyada savaşçı kadın mezarları bulunmaya başlandı. Yani ve üstelik erkeklerin arasında değil, tek yani Hayır. grup kadınlar falan ve birdenbire bunun bir metafor olduğu kadar tarihsel bir gerçeklik de olabileceği gibi bir hissiyat oluştu bende. Merakla bekliyorum tabii bunun arkası nasıl gelecek ve neye bağlanacak, nasıl bir şablona oturacak o mezarlar. Bu açıdan ve de cadı benzetmen de hatırlatman da son derece doğruydu. Biliyorsun orta çağ diye hani Engizisyon dönemi diye bizim tarih kitaplarımızda karanlık bir çağ gibi resmedilen ama bana göre aslında ne zifiri karanlık ne işte gri alan olan böyle farklı birçok şeyin yeşerdiği bir dönem. Ama orada dediğin gibi kötülükler cadı diye tarif edilen kadının sırtına yıkılmış orada da ve kadınlar özellikle sağaltıcı kadınlar üstelik bunlar doğum yaptıran ebe kadınlar değil mi? Bunların hepsi cadı diye gruplar halinde yakılmışlar, imha edilmişler ve gerçekten insanlık tarihi kadının işte Amazon olarak, cadı olarak veya bir başka kimlikte ötekileştirerek bütün kötülüklerin sırtına yüklendiği bir günah keçisi gibi. Çok doğru şeyler, kapılar açtın yani bana. Bilmiyorum başka neler hatırlatacaksın. Merakla bekliyorum. Biraz mitolojiden ve bu işte hani cadı vesaire deyince insanlara sanki film izler gibi geliyor ama bütün bunlar gerçek ve aslında hepsinin kökeninde ekonomi var, öyle değil mi? Yani biraz ekonomiye gitmek istiyorum. Çünkü mesela bir arazisine göz koyuyorlar kadının, cadı diyorlar ve yaftalayıp Evet. arazisine el koyuyorlar. İşte hukukta yani ilk benim bildiğim kadarıyla zaten Mezopotamya'da başlıyor. Yani kadının haklarının elinden alınması hukuki olarak, Hammurabi kodları çok kadın açısından katı, aynı zamanda eğitim. Yani hak, hukuk, ekonomi, eğitim, bu haklar alınca zaten kadın ister istemez adı olmuyor ve hakkı olmuyor. Doğru söylüyorsun. Ve çok haklısın. Hani rakamlar aklımda yok ama dünyadaki bütün mülklerin çok küçük bir kısmının kadınlara ait olduğunu biliyoruz. Yani tapu, biz örneğin hani sosyalist eğilimli kişiler tapu, mal, mülk gibi konuları elbette bir ideal haline, bir hedef haline getirmiyoruz ama mevcut durumu analiz ederken verili ortam içinde konuşursak bugün çok az kadının üzerinde mülk olduğunu görürüz. Dinler de mesela İslam dini başta olmak üzere kadınları mirasta yarı hakla veya şahitliğini iki kişiye bedel kılarak kadının adını en azından yarıya indirmişler. Elbette içinde doğdukları toplumlar açısından ileri olabilir bu metinler ama
ideali tanımlayan veya aşkın bir metin olduğunu iddia ediyorsa din kitapları, değil mi? Bütün çağımızı da kapsayacak, her mekanda bir ideale götürecek şeyler vaaz etmeliydiler. Ama maalesef hayatın kendisi bütün metinleri aşan bir şekilde kadının aleyhine bir şekilde şekillenmiş. İş yeri sahipliği, işte efendime söyleyeyim, eğitim içerisinde yönetici olma pozisyonları, bürokratik mekanizmalarda hepsinde kadınlar en ileri diye kodlanan topluluklarda bile son derece geri durumda. Bir şey daha söyleyip sana bırakayım sözü. Örneğin matematik kadınların özellikle yetişkinliğe doğru giderken dışlandıkları bir alan. Daha küçükken erkeklerle eşit olarak matematikte başarı gösterirken giderek onları dışlayan mekanizmalar oluşturuluyor. Bu kıza bebek almak, oğlana bilgisayar almakla başlıyor belki. Okulda öğretmenlerin tutumlarındaki farklılıklar, toplumun o bilimle uğraşan kadına bakışı, hani çirkin kızlar bilim yapar, güzel kızın ne işi var gibi bir sürü şey var. 15-20 tane bilişsel şey sayılmış, hatta belki daha fazla. Ama İsveç'te bile bir kadının bilim insanı olmak için erkekten 2,5 kat daha fazla makale sunması, referans alması gerektiğini okuduğumda gerçekten şaşırmıştım. Bu açıdan Afrika toplumlarının daha eşitlikçi, daha kadını daha az dışlayan sosyal yapılarda olması, hani konuşmanın başındaki o matriarkal ilişkilerin, ana kökenli diyeyim ilişkilerin daha yaygın olmasıyla belki ilişkili, ama yani çok da bilimsel veri olmadığı için fazla ilerletmeyeceğim bu konudaki iddiamı. Sana bırakayım sözü. Ya şey konusunda da öyle, maaş konusunda da öyle. Bir kadın bir erkek aynı işi yapıyorlar. Erkek iki misli daha fazla kazanıyor. Ve bu mesela Hollywood'da da böyle. Herhangi bir devlet dairesinde de pek çok yerde böyle olduğu gözlemlenmiş. Bununla ilgili pek çok bilimsel veri var. Yani mesela o Hollywood yıldızları milyonlarca dolar kazanıyorlar. Kadın belki erkekten daha ünlü. Deborah Winger'la ilgili bir belgesel vardı. Pek çok kadın oyuncuyla röportaj yapılmış. Birisi 1 milyon dolar kazanıyor, öbürü 20 milyon dolar kazanıyor. Aynı evet. işi yapıyorlar, aynı evet. üne sahipler. Evet. Yani bu hani sonuçta Batı'nın en böyle hani gelişmiş ülkelerinde de böyle. Dediğin gibi sonuçta İskandinav ülkelerinde parlamentoda şey olarak, reprezentasyon olarak kadınlar erkeklerle eşit, pek çok alanda yani inanılmaz ileriler. Eğitim konusunda dünyadaki en iyi örnekler. Ama evet. sonuçta yine eşitlik yok evet. orada. Evet. Eşit ücretin hala ulaşılması gereken bir norm olması, dediğin gibi çok gelişmiş ülkelerde dahi, hakikaten utanç verici bir şey. Bir başka konu, kadınların erkeklerle güç asimetrisi yüzünden uğradıkları, örneğin taciz, tecavüz gibi olaylar, değil mi? Bunların erkeklerin başına çok çok az geliyor bu tür şeyler. Kadınların şu anda en ciddi sorunlarından biri olarak postmodern çağda diyeyim. Eskiden söylenmesinden hicap duyardı kadınlar, utanırlardı. Bunun çünkü ağır bedelleri olurdu. Ailesinden bir erkek çıkıp intikam almaya kalkar diye, işte kocası hapse girer diye bunun öcünü alırken veya saygınlığı zedelenecek diye, günümüzde işkencede dahi işte çıplak arandığını söylemeye bile utanıyor pek çok politik insan dahi. Ama evet. artık giderek bu konuda konuşmak, Me Too hareketi vesaire gibi Avrupa'da başlayan, bize de dalga dalga gelen bu ifşa hareketleriyle de gerçekten kadınlar artık her türlü baskı, sömürü ve işte şeye, ötekileştirme mekanizmalarına karşı durmaya doğru bir hamle yaptılar. Belki 8 Mart'lar da bu açıdan bunların daha çok dile getirildiği günler olarak eskisinden daha çok önem kazanıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin? Ben çok önemsiyorum. Çünkü hakikaten kadınların utanması, sanki kendi failmiş gibi hissetmesi doğal bir mekanizma. Yani tecavüzle ilgili makaleler okuyunca ilk başta kendi kirli hissetmesi, ondan sonra ya da işte tacizle ilgili kendi suçlu hissetmesi, sanki ben bir şey yapmışım da bunu hak etmişim psikolojisi pek çok kadında var. Ya sanki ben bunu provoke ettim, ben buna şey yaptım, hani
neden istediğimi oldum. Hissettirdim ki evet neden oldum. Ama başka kadınlar seslerini yükselttikçe onlara da ilham oluyor. Yani ben her zaman mesela kadınla ilgili makale yazıyorum. Atlas Tarih'te de çok yakın bir tarihe kadar devam ediyordum. Neden? Çünkü ilham veren güçlü kadınların rol modeli olarak sununca ne kadar zor şartlarda nelere karşı evet. dimdik durabilen, kaybetse bile kazanan, çünkü sonuçta kaybetmek önemli değil, önemli olan hakikaten cesur bir şekilde dik durabilmek bana göre. Evet. Bu örnekler çoğaldıkça diğer kadınlar da onlardan ilham alarak baş kaldırabiliyorlar. Çünkü hakikaten her alanda deminden beri konuştuğumuz gibi bir adaletsizlik var. Yani herkese adaletsizlik var belki. Özellikle bizim ülkemizde evet. hani adalet konusu herkesin canının yandığı bir konu. Ama kadınlar iki misli daha fazla evet. belki bundan çekiyorlar. Birazcık Türkiye tarihine gelmek istiyorum. Çünkü biz gerçekten serzenişte bulunup grup terapisine döndürebiliriz bunu. Çok da güzel oluyor. Evet. Onun da ihtiyacımız var. Varmış. Evet, evet. Ama ben daha yayınlandı mı yayınlanmadı mı bilmiyorum ama yakın bir tarihte Türkiye'de Kadın Hakları Tarihi diye bir makale yazdım. Böyle bir 50-60 sayfalık bir makaleydi. Ne güzel. Ve onları araştırırken hakikaten çok enteresan geldi. Belli dönemlerde bir özgürlük çağı yaşanmış sanki. ve hani o işte Tanzimat'la birlikte başlayan, ondan sonra ikinci meşrutiyette yine böyle bir yeşeren, evet. 1920'lerde yine benim bayıldığım kadın figürleri var. Özellikle mesela şeyi çok severim ve haksızlığa uğradığını düşünürüm. Bu konuda ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Nezihe Muhittin. Nezihe Muhittin, evet, evet. Çünkü gerçekten de hani bazen insan düşünüyor, acaba kadın mı kadının kuyusunu kazıyor? Özellikle Nezihe Muhittin konusunda. Eminim feministler bana kılacaktır şimdi bunu söylediğim. Evet, bunu duymamış olalım diyelim. Ama gerçekten de haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Evet. Ya partideki diğer kadınlar tarafından evet, da, evet. Parti tarafından da. Dolayısıyla birazcık Türkiye'ye isterseniz. Bakalım tabii ki. Evet biz de haklısın. Cumhuriyet'le birlikte sanki Osmanlı'nın son dönemindeki o kadın hareketi hiç yokmuş gibi bir anlatı yerleştirildi zaman içerisinde. Gerçi o dönemin öncü kadınları da dönemin elitlerinin falan kızlarıydı, eşleriydi. Ama yani tabandan gelen bir kadın hareketi yoktu belki ama yayınladıkları gazeteler, kurdukları cemiyetlerle özellikle o gazetelere gelen mektuplarda ifade edilen taleplerle aslında bugünden baktığımızda çok çok ileri bir bilinç düzeyinde olduklarını görüyoruz. Yani daha çok çalışılacak bir alan. Bu kuşak zaten doğal olarak Cumhuriyet'e aktarıldı ama dediğin gibi Nezihe Muhittin'in başını çektiği o Osmanlı'dan miras olan ama Cumhuriyet değerlerini de içselleştirmiş o kadın hareketi lidere ya da lider kadrosuna biat etmediği için aslında yavaş yavaş ötekileştirildi. Hatta Nezihe Muhittin söylemek belki yakışık almayacak ama onun üzerine atılan işte yolsuzluk falan iddialarıyla tasfiye edildi ve sonunda da bir hastanede bir akıl sağlığını yitirerek sonlandırdı hayatını. Çünkü öylesine ağır bir şey yaşamıştı ki karşı propaganda mücadelelerine yönelik çok haklısın ki Cumhuriyet'in ilk kadın hareketi elbette işte ne diyeyim cephede mermi taşıyan işte mühimmat taşıyan askerin yaralarını saran veya işte Halide Edipler gibi miting meydanlarında topluluğu coşturan, mobilize eden böyle iki damar ayrı ayrı iki damarın oluşturduğu bir kadın kesimi vardı Cumhuriyet'in ilk başında. Bu kadınlar biliyorsun Kadınlar Halk Fırkası diye bir oluşum da kurmak istediler. Fakat hem muhtemelen o sırada erkekler de bir parti kurmaya çalıştığı için o halk fırkası kurma şerefini kadınlara kaptırmak istemedikleri için hem de gerçekten o görüşmeler sırasında kullanılan dilden falan anladığımız kadarıyla bunu çok çok erken buldukları için yani kadının siyasi örgütlenmesini buna ket vurdular. Nezihe Muhittin aslında bu ket vurmaya böyle şiddetli bir başkaldırıyla cevap vermedi. Uyum sağlamaya
ve başka bir kanal açmaya çalıştı kadın hareketi açısından, ama o kanalda bir şekilde dumura uğratıldı. O kadınların politik talepleri bir anlamda sanki kötü bir şey istiyorlarmış gibi dışlandı ve onları hayırseverlik, çocukların, yetim çocukların işte sorunlarını çözme, kadınlara biçki dikiş öğretme gibi daha geri bir pozisyona mahkum ettiler. Ki o tarihte biliyorsun 1935'e kadar, yani 34'ün sonuna kadar kadınlara siyaset yapma hakkı da yok. Seçme ve seçilme, milletvekili seçme ve seçilme hakkı yok. Daha önce muhtar seçilme, belediye başkanlığının, evet, belediye seçimlerine katılma hakkı verilmiş ama o tarihe kadar siyasi bir eylemde bulunamıyorlar. Ki sonradan da kendilerine tanınan kota kadar temsil edilecekler. Belki bir başka sefer bu kadının seçme seçilme hakkını seninle konuşuruz. Onun, evet, için burada daha geliştirmeyeyim. Ama çok haklısın, çok doğru bir şeye işaret ettin. Nezihe Muhittin gibi özerk kadın mücadelesini yürütenler tasfiye edilirken, Nakiye Ergün gibi, işte Halide Edip gibi daha çok iktidarla uyum sağlamaya, rejimin erkek sahiplerine biat etmeye yatkın olduklarını gösterenlere bir kanal açıldı ama o kanalda çok kısır bir kanaldı. Hiç gelişmedi. Yakın tarihe kadar da biliyorsun çok küçük miktarda kaldı kadın temsili ve üzücü bir şeydir hakikaten kadın hareketi açısından bu şey. Yani bunu dünyaya bağlayacak olursak, ama mesela 34-35'te kadınlara bu hakkın verilmesi bile, ben bile mesela hep eskiden gururlanırdım. Ha, Türkiye, evet, İsviçre'den, evet, İtalya'dan, İspanya'dan, pek çok ülkeden daha önce bir yerimiş diye. Ya özellikle mesela kilisenin çok güçlü olduğu yerlerde, yani çok paralel gitmiyor bu hani kadın hakları ve kadın haklarının olmaması. Yani 1970'lerde veriliyor İsviçre'de, evet, kadın, evet, oy verme hakkı. Yani, evet, ne kadar geç. Çok önce verilenler de var yalnız. İşte bize anlatılan tarih şeyinde örnek olarak Batı'nın işte bazı ülkeleri anlatılıyor. Halbuki Yeni Zelanda'da, Amerika'da, evet, onlar da, hatta Sovyet Cumhuriyetlerinde çok daha erken bu hak tanınmış. Ama bu tanındı mı, verildi mi, alındı mı meselesi, evet, zaten işin şeyi orada, damarı orada atıyor. Ben hani özellikle hiçbir zaman... Pardon, lafımı kesiyorum. Şey açısından, evet, ya ben mesela 1917'nin işte analizini yaparken orada Kolontay gibi kadınların ne kadar aslında, evet, önemli bir rol oynadığı. Evet. Evet. Ve o da sonuçta tasfiye edilmiş sonuna doğru. Ama aynen, yani ilk başlarda ne kadar şey yapılarak yani devrim o kadınlar olmasaydı olmayacaktı diye yazan, evet, pek çok tarihçi var. Yani o insanları örgütleme, işte sokağa insanları gerçekten çağırma, davetiye çıkarma, yani kadınlar hakikaten aslında başlatmış devrimi diyebiliriz, değil mi? Çok haklısın. Amerika özellikle bizim belki 8 Mart'ın tarihinde konuşursak orada da göreceğiz. Amerikan işçi sınıfı hareketi çok önemli ölçüde kadın işçiyi barındırıyor. Her zaman öyle aslında. Bütün sanayi kollarında, Osmanlı ülkesinde de öyle olmuş. Kadınlar önce iş piyasasına akıtılmış. Çünkü ucuz emek, kafasına vur lokmasını al tipi bir işçi bilinci diye umulmuş. Halbuki her yerde, Osmanlı ülkesinde de öyledir. Uşak'ta falan mesela makine kırıcı hareketler olmuştur 1800'lerde falan. Kadınlar vardır bunların başında. Veya işte ne diyeyim, grev, ilk grevlerde hanım birlikleri diye kadınlar tramvayların önüne yatarak erkeklerin işte iyi ücret için mücadelelerini desteklemişlerdir. Amerika'da da öyle. Amerika'da da 8 Mart'ın... Pardon, şey, pardon. Çok özür dilerim. Bu ses biraz bir iki saniye gecikmeli geliyor. Unutmadan söyleyeyim. Geçen sene bir filmde oynadım. Film Osmanlı'daki ilk kadın greviyle ilgiliydi. Tekstil fabrikasında çalışan kadınlar grev yapıyorlar ve o kadınların hikayesini anlattık işte, evet, sinema, evet, filmde. Evet. Gerçekten çok güzel örnekler var. Çok, bence de o çok iyi bilmiyoruz biz Osmanlı işçi hareketinin özellikle kadın cephesinden. Bursa'da İpek işçileri. Evet, Bursa'daki.
Değil mi? Orada Hınçak Komitesi'nin örgütlediği işler. Mesela işin o yanına da bakılmaz. Osmanlı deyince Türk, Ermeni, Rum bir sürü unsur var içinde. Evet. Aynı şekilde Amerika'ya dönersek Amerikan işçi sınıf hareketi de çok etnili, çok dinli bir hareketti. Mesela bu 8 Mart'a kaynaklık eden olayların içerisinde olaylar diyeyim grevlerin yürütücüleri kadınlar esas olarak tekstil işçileri gömlek fabrikası Triangle gömlek fabrikası yangını gibi veya bir başka grev gibi işte bu 8 Mart mitini oluşturan bazı önemli olaylarda hep kadınlar başrolde. Ama kadın hareketinin bir ayağı da sufrajet hareketleri biliyorsun oy hakkı için mücadele eden hem İngiliz hem Amerikan kadın sufrajetlerinin yaşadıklarının yanında tabii ki Osmanlı'daki veya Cumhuriyet'in ilk döneminde kadınların çektikleri karşılaştıramaz. Onlar gerçekten çok ağır muamelelere tabi oldu. Onlar çok canla başla, etle, kanla, gözyaşıyla haklarını söke söke aldılar. Ama bu demek değildir ki Cumhuriyet'in kadını da hiçbir şey yapmadı, böyle ellerini kavuşturarak yöneticileri onlara versin diye bekledi. Aksine Nezihe Muhittin merkezli o kadın hareketini incelediğimiz zaman onların da erkek egemenlerle çok dişe diş bir mücadele verdiklerini ve sonunda geç de olsa o hakların kendilerini tanınmasını tırnak içinde sağladıklarını düşünüyorum ben. 8 Mart'ı biz hep işte bir fabrika, yangın mesela bir hikaye biliyoruz ama sen her şeyi çok detaylı araştırdığın için birazcık 8 Mart'ın öteki tarihini anlatabilir misin? Evet, aslında ilginç hakikaten değil mi? İlle bir tarihi anlamlandırmak için trajik bir olayla başlatma gibi bir gelenek var. 1 Mayıs'la da ilgili öyle bir hikaye vardır. Sanki dramatik bir olaydan kaynaklanmazsa onu anmak, onu sürdürmek hani zor olur gibi mi düşünüyor bilmiyorum. Evet, hakikaten bu da ilginç bir dramatik hikayedir. 8 Mart 1857'de Amerika'nın New York şehrinde kadın tekstil işçilerinin bir grevi ve bu grevde çıkan yangınla başlatılır bu günün tarihi. Yakın tarihe kadar biz böyle biliyorduk. Daha sonradan ortaya çıktı ki 8 Mart 1857 bir pazar gününe rastlıyor ve genel olarak Amerika'da işçilerin çalışmadığı bir gün. Gazete taramalarından da anlaşıldı ki o gün öyle bir grev olmamış, öyle bir yangın da çıkmamış. Ama Amerikan tarihinde gerçekten yangınlı bir grev de var. O da çok trajik bir olay. O da çok eski bir tarihte. 1911 yılının 25 Mart'ında yaşanmış. New York'ta Triangle Gömlek Fabrikası'nda çıkan bir yangında 123 kadın, 146 kişi ölmüş. Böylece bir parça o mitin kökenini oluşturan grev, yangın, Amerika hikayesinin iki bacağı ortaya çıkmış. Ama biri dediğim gibi olmamış bir olay, biri daha sonra yaşanmış bir olay ve günü itibariyle de 25 Mart olduğu için 8 Mart hikayesini de desteklemeyen bir hikaye. Nasıl olmuş da bu günler buluşmuş diye baktığımda, tabii bunu da ilk keşfeden ben değilim. Thelma Kaplan adlı bir araştırmacının yazısıyla ben de öteki tarihine uyandım diyeyim bu hikayenin. O da şöyle bir şeymiş, 8 Mart 1857 grevine ilk kez, 1950 yılında Fransa'da yayınlanan bir makalede değinilmiş. Ancak orada da tam olarak bu olaydan söz edilmenin yanı sıra Şubat ayının son pazar günü kadınların oy kullanma hakkı için yaptıkları bir etkinlik atfı varmış ki hakikaten Amerikan kadınları uzun bir süredir her yılın Şubat ayının son haftasında bir gün böyle bir kutlama yapıyorlarmış. Bunu literatür de destekliyor. Daha sonradan bu hikaye yine Fransız Komünist Partisi'nin yayın organları eliyle adım adım kurgulanarak sonunda 8 Mart 1857'de Amerika'da yaşanan işte ve ölümlerle sonuçlanan bir yangın miti ortaya çıkarılmış.
Halbuki Amerikan hikayesi gerçekten çok önemli bu kadınlar söz konusu olduğunda. Onu bir kenara korsak aslında Avrupa'da da çok önemli bir kadın hareketi var. 1900'lerin başından itibaren diyeyim, çok hani eskiye gitmeden söylersek 1907'de ilk kez kadınlar Stuttgart'ta bir araya geliyor ve birinci Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı diye bir oluşum meydana getiriyorlar ve bunun sekreteryasına da Clara Zetkin adlı çok değerli bir kadın getiriliyor. Ancak o yıllarda bu kuruluşun adından da anlaşılacağı için gibi kadın meselesi emek mücadelesinin, işçi sınıfı mücadelesinin bir alt başlığı olarak görülüyor. Halbuki kadınlar ister burjuva ister emekçi olsun aynı tip ötekileştirmelere, dışlaştırmalara tabi tutuluyor ki biz sohbetimizin başından beri buna dair pek çok örnek verdik. Bilmiyorum burada sen bir şeyler söylemek ister misin? Sözü sana bırakayım, sonra istersen devam ederim ben hikayesine 8 Mart'ın. Özellikle bu burjuva ve işçi sınıfı kadınları arasında da bir çatışma olduğunu gözlemliyorum. Yani o dönemin tarihlerine bakınca Clara Zetkin benim de çok önemsediğim bir figür. Ama kendi aralarında işte burjuvalar mesela, onlar bunun dışında kalması lazım. Evet. Çünkü zaten hani aristokrasinin ve liberal düşüncenin her türlü işte etinden sütünden yararlanıp ondan sonra burada yer alamazlar gibi, hakikaten böyle bir evet. şey var, çatışma var. Evet. Sanıyorum 1920'lerden sonra, birazcık daha o devrimden sonra birleşme oluyor ama orada da pek çok kadın dışlanmış oluyor, öyle değil mi? Yani çünkü evet. hani o devlet baba mekanizmasının dışında kaldığı anda ve birazcık evet. daha güçlendiği anda tehlikeli adeti olarak görülüp evet. sistemin dışına atılıyor. Evet. Aslında haklılar yani ilk bakışta gerçekten hani vaktimiz olsa da örneğin Türkiye'den, Osmanlı ülkesinden işçi kızların yaşantısına ait işte gazete küpürlerinden ya da hikayelerden Refik Halit Karay'ın mesela Sus Payı adlı bir öyküsü vardır. Oradan bölümler okuyabilirsin. Evet, evet. O kadar trajik, o kadar zor koşullarda çalışıyorlar ki kızlar. Şimdi bir burjuva kadının hakikaten evde eşinden işittiği bir laf veya mülk sahibi olurken, atıyorum eşi 5 konuta sahipken ona bir tane bile düşmesi üzücü adaletsizlik içeriyor bu hikaye ama o kızlar savaşı veriyor. Kesin. Yani o açıdan anlıyorum onları ama bu daraltan bir yan içeriyor kadını, burjuva kadını dışlaştırmak. Ama bir anlamda da diğer kadınların enerjisini belli bir yere kanalize etmesi açısından çok önemli. Hani o kadınlar hem patrona hem de burjuva kadınlarına karşı kimlik mücadelesi veriyorlar besbelli 1910'larda. Ki bu ikinci konferansı bu kadınların 26-27 Ağustos 1910'da Kopenhag'da toplanmıştır ki çok önemlidir bu, bir köşe taşıdır 8 Mart'ın da tarihinde. O şeyde Clara Zetkin'in önerisiyle Mayıs ayında o işçi emekçi bayramı 1 Mayıs'ların de kutlandığı ayda bir gününde kadınlara ayrılması önerisi yapılmış ama gün saptanmadan 1848'deki Berlin'deki Alman devriminin ve de 1871 Paris Komünü'nün de yaşandığı Mart ayına atılmış o gün kutlama ama gün saptanmamış. Yani bir Mart meselesi daha 1910'da ortaya çıkıyor. Hı. Ve 1911'de 19 Mart'da kutlanıyor. Ki bu kutlama Avusturya, Danimarka, Almanya, İsviçre'de çok yığınsal katılımla yapılıyor. Sadece Berlin'de 30 binden fazla kadının kutlanmalara katıldığı söyleniyor. Ki Fransa bu açıdan çok geride adı yok. Halbuki biraz sonra altını çizeceğiz biraz daha. Fransız komünistleri bütün günümüze kalan 8 Mart mitolojisinin de inşa edenleri. Ama onlar o sıradaki kadın hareketinde bayağı gerideler. Şimdi bu kadın hareketi hangi damara doğru gidiyor? Amerika'da bir şeyler yaşanıyor ama bu kadın hareketinin
Amerika ile ilişkisi biraz zayıf. Esas olarak Rus Çarlığı, Çarlık Rusyası'yla ilişkili olarak gelişiyor olaylar. Ve Çarlık Rusyası'nı yıkan biliyorsun birkaç devrim vardır. Biri sarsar, ikincisi işte ölümcül darbeyi vurur. Yani bir 1905 devrimi, 1917'deki de kademeli olarak yaşanmıştır. 23 Şubat'a rastlayan eski Rus takvimine göre 23 Şubat'a, bugünkü miladi takvime göre, Gregorian takvime göre 8 Mart 1917'ye rastlayan günde Rus kadınlarının ekmek ve iş talebiyle alanlara dökülmesi bir devrimin kıvılcımını oluşturacak ve arkası gelecek çorap söküğü gibi ve Ekim devrimi diye adlandırdığımız o büyük kalkışma ve dönüşüm şeyi süreci başlayacaktır. Bu açıdan 8 Mart'ı esas olarak bir özel gün haline getiren hikaye Çarlık Rusyası'nda yaşanıyor. Şimdi bütün bu üçlüyü birleştiren faktörü söyleyeyim ve sözü sana bırakayım tekrar. Amerikan işçi kadınlarının eylemi, grevler, yangınlar işte ve Şubat ayında bir anma günü geleneği. Alman kadın hareketinin, Clara Zetkin ve onun arkadaşlarının konferanslar yoluyla, metinler yoluyla bu kadının meselesini, kadın meselesini öne çıkarması ve onun özel bir günle her yıl zihinlere çakılmasının altını çizmesi. Sovyetler coğrafyasında Rus ya işçi sınıfının ve kadınlarının bunu özel bir günde başlatılan bir grevle tarihsel bir dönüşümün tetikleyici olmaları ve Fransız komünistlerinin bütün bu hikayelerden sonra bir kurmaca anlatıyla 8 Mart 1857'de Amerika'da başlamış bir işte hikayeyi günümüze miras bırakmaları. Aslında bence herkesin katkısı, hani gerçekle uygunluğu bir yana, bir anlamı var bence. Zaten tarih böyle bir şey değil midir? Bir parça da kurmacadır. Bu hikayenin ilginç bir unsuru Fransızların bir mit yaratmasıdır dedim ya. Neden yarattılar bu miti diye sorulabilir. Yani akıllarından zorları mı vardı? Ya da yeterince araştırmamışlar mıydı? Bir kasıtları mı vardı? Hayır, ama bir anlamda onlar da yeni bir tarih yazmaya soyunmuşlardı. Bu hikayeyi o sırada aralarının limoni olduğu Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile aralarındaki bazı çatışmalar ve gerilimler yüzünden Sovyet işçi kadınlarının tarihine bağlamak istemiyorlardı. Ve bir geçmiş bir köken bulmaya kalktılar ve bu köken işçi hareketinin çok güçlü olduğu Amerika oldu. 1857 tarihiyle de Clara Zetkin'in doğum yılıdır o. Ona da bir selam göndermişler bence, bilinçli ya da bilinçsiz. Böylece hikayeyi Amerika'ya taşıyarak ama bir yandan yılıyla birlikte gerçek sahibi olan Avrupalı kadınlara, Alman sosyal demokratlarına o dönemki adıyla bağlayan bir kurgu yapmışlar. Bu kasıtlı mı değil mi meselesinin dışında hani açıklamak ihtiyacını duydum bunu. Ben tam Fransızlardan çok uzaklaşmadan son olarak şunu sormak istiyorum. Simone de Beauvoir belki de bu anlamdaki en önemli kadınlardan bir tanesidir. Deuxième sexe hakikaten bence bir milattır. Evet. Onun meşhur sözünden girmek istiyorum. Kadın doğulmaz olunur diyor ya. Bu konuda dinleyicilerimize ya da izleyicilerimize, katılanlara ne söylemek istersin? Çünkü günümüzde aslında kadın deyince, kız deyince pek çok belki de yafta yapıştırılıyor. Evet. Ve pek çok beklentiyle bu çocukları büyütüyoruz. Eğitim sistemi, başta da konuştuğumuz gibi, ister istemez belli bir tarafa yönlendiriyor. Aileler de öyle. Yani herkese bir rol biçiliyor. Ama aslında doğulmuyor. Hakikaten de toplum o kadın modelini yaratıyor ve bir süre sonra ister istemez bu sanki tek gerçekmiş gibi yaşıyoruz. Evet. Baş kaldıranlar da zaten hani gününü görüyor. Evet. Ya cezalandırılıyor ya da bir şekilde korkutuluyor. Cadı ilan ediliyor. Evet, haklısın. Yani cadı
Orta Çağlar bize çok uzak geliyor ama Orta Çağlar Rönesans'a yol açmış bir yer, bir dönem. Yani Orta Çağlar'da o ne bileyim mesela benim çok önemsediğim bazı kadın yazarlar vardır. Kristen de Pisan gibi. Yani bu kadınlar o dönemde kadın tarihi yazmışlar. Çok da ilginç şeyler yapmışlar. İkinci esas soruna gelirsem gerçekten çok zor bir şey bu kadın olunur meselesi. Bugün cinsiyet, gender değil mi? Çalışmaları insanın atanmış kimliğinin olup olmadığından tut da kimliğin nasıl bir inşa süreci olduğu pek çok disiplinlerin üzerinde çalıştığı konular. Hep ben de senin gibi Simone de Beauvoir'la bu konuda kadın meselesine yakınlaşmış bir insanımdır. Onun gerek hayat hikayesi gerekse teorik yaklaşımları hem pratiği hem teorisi diyeyim çok esinlendiricidir bizim kuşağımız için. Bugün başka kadın önderler var. Başka kadın ya da kadın meselesi üzerine kafa yoran başka kimlikte, cinsel kimliğini kendisi nasıl tarif ediyorsa öyle insanlardan öğreniyoruz. Ama gerçekten özellikle sınıflı bir toplumda yaşıyorsan, hele bu toplum Türkiye gibi dinsel, sosyolojik, efendim, kültürel açıdan pek çok tahakküm katmanıyla örülmüşse, gerçekten doğduğun ve sana atanan kimliğin içine hapsoluyorsun çoğu kez. Onu kırıp onun dışına çıkıp kendini yeniden tanımlama şansın çok çok az oluyor. Bunu artık yapan çok insan var ama pek çok insan da hala ailesi, eşi, toplum, iktidar odaklarının ona atfettiği kimlikle hayatını sürdürüyor. Daha soyadını kullanma hakkı bile kadının, istediği soyadını kullanma hakkı yok evlendikten sonra. Mülkiyete değinmiştik. İş yerlerinde yükselme pozisyonlarda daha avantajlı konumlara gelmekte cam tavan diye değil mi adlandırılan görünmez bir bariyerin olduğunu çok iyi biliyoruz artık. Sonuçta hakikaten kadın olmak, kadın kimliğini seçmek çok zorlu bir mücadele gerektiriyor ama buna da itiraz edenler çıkacaktır. Bugün trans kadınlar diye bir grup var. Onlar da biz de kadınız diyorlar. Onu hayır sen kadın değilsin, trans kadın dendiğin zaman sen ötekileştirmiş sayılıyorsun. Çok dediğim sana tırnak içinde çok kanlı bir mücadele sürüyor bu tanımlar üzerinde de. Onun için benim hani kendimi çok rahat hissetmediğim bir alan. Belki sen daha cesur laflar edersin bu konuda. Ya ben özellikle bu konuda mesela şey denir ya, coğrafya kaderdir denir ya, ama Freud buna mukabil beden kaderdir diyor. Beden hakikaten kader ve pek çok ülkede, yani bugün hala kadın sünnetinden bahsedebiliyoruz. Bugün hala taşlanan kadınlardan bahsediyoruz. Farklı ülkelerde olunca işte imza kampanyalarına katılıp işte kadının öldürülmemesi ya da idam edilmemesi için, değil mi, böyle Evet. elimizden geleni yapıyoruz ama sonuç itibariyle sanki o uzak tarihte olan ve bize çok ilkel, çok ürkütücü, fiktif gelen şeyler gün be gün oluyor. Ya. Günümüz dünyasında oluyor. Ben Evet. özellikle bir iki sene önce bir kitap yayınlamıştım. 30 tane kadın portresi yazdım ki başta söylediğim o ilham vermenin çok önemli olduğunu düşünüyordum. Aralarına da bir tane bir transseksüel kişiliği koydum. Çünkü bana göre hakikaten onun bedeninde doğduğunda farklı bir uzvun olması onu kadınlıktan uzak tutmuyor. Kadın hissediyor, kadın gibi giyiniyor, kadın gibi yaşıyor. Ameliyat olmaya çalışıyor. Uzun süre ameliyatları başarılı olmuyor vesaire. Ama sonuçta bana göre o bir kadındır. Bir trans bireydir. Ve bugün belki de hani ötekinin öteki diyebileceğimiz bir sınıf. Türkiye'de ya ben mesela vakti zamanında gazeteden kovulmadan önce yazı yazarken o kadar çok mektup geliyordu ki trans bireyler ve eşcinsellerden. Yani işte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kendimizi çok sıkışmış hissediyoruz. Ailemize bile söyleyemiyoruz. O kadar çok örneği var ki. Ve biz hani bu, bir de hani onun üstüne kadın olması, hani Evet.
çok daha işte dediğim gibi ötekinin ötekisi. Evet. Tık. Yani dünyanın her yerinde zor ama bizim gibi toplumlarda birazcık her şeyi halının altına atıp da Evet. yok gibi davranınca çok Evet. ikiyüzlü ve çok daha aslında tahammül edilmez bir hale alıyor. Evet. Çünkü halının altında olunca o çürümeye devam ediyor. Kokuları Doğru. geliyor yani ama gerçekten dekadans devam ediyor. Şimdi Evet. yani bunlar çok tabii iç karartıcı meseleler. Biraz ben kapatmadan pozitif bir yere Evet. bağlayarak bitirmek istiyorum. O da şu. Hakikaten evet pek çok alanda kadının adı yok ve pek çok alanda kadınlar eşitsizlikten muzdarip. Ama bir taraftan da son yıllarda senin de bahsettiğin Me Too hareketi gibi kadınlar sesini yükseltmeye başladı. Bu arada kadınlar deyince belki diğer izleyicilerimiz diyecek ki ne kadar hani Cinsiyet. şeysin, cinsiyetçisin, taraf girsin. Ama kadın derken ben bir Halit Ruh'ya bir yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim gibi düşünen pek çok erkek de var. Onların da tabii ki önemi çok fazla. Ama şunu belirtmek lazım. Hakikaten ben yavaş yavaş bu düzenin yıkıldığını gözlemliyorum. Tabii ki bebek adımları yani çok küçük adımlar. Ama yavaş yavaş bazı şeyler sallanıyor. Ve Evet. yeni jenerasyonda bunu çok net görüyorum. Hı. Tabii dünyanın her yerinde değil ama yavaş yavaş yayılıyor. Bu anlamda sence gerçekten cesur yeni dünya doğacak mı ve Doğuyor dediğin gibi. Yani şimdi neydi Şili'deki o dansla hani Evet harika. Evet. o neydi La Testas grubu muydu adını yanlış Ben de söyleyebilirim. hatırlamıyorum. O kadınların duruşunun nasıl dünyadaki diğer kadınlara örnek olduğunu hepimiz gördük. Dalga dalga bir hani Meksika dalgası diye eskiden stadyumlarda yaşanan o şeyin benzeri eylemsel bir dalga oldu dünyada. Ya da Belarus'taki kadınlar örneğin değil mi? Diktatöryel bir rejime nasıl dirençle karşı koyuyorlar? Ona keza Türkiye'de kadın hareketi evine kapatılmayı kesin olarak reddeden ki feministler burada bayrağı çekiyorlar. Hani bu mücadele Türkiye'de de o bağlamda sürüyor. Ama her 8 Mart'ta gece yürüyüşü adı altında gerçekten son derece görkemli ve cesaret verici bir başkaldırı diyeyim sana. Çünkü orada hep polisler, polis köpekleri, engellemeler, panzerler, işte gaz bombalarıyla da karşılaşılıyor. Bu açıdan bence kadınlar bütün yaşadıkları coğrafyalarda erkeklere örnek olacak kadar cesur bir mücadele hattı tutturmuş durumdalar. Belki bu olumlu şeyin şöyle bir şeyle de bağlayayım. Bir çeşit enternasyonel yani bir kadın enternasyonali fiilen var dünyada. Biz burada kendimiz iyi durumda olduğumuz anda dahi hiçbir zaman Afrika'daki, Asya'daki veya dünyanın da başka köşelerindeki hemcinslerimizin içinde bulunduğu durumu unutmayacağız. Onların da kurtuluşu gerçekleşene kadar kendimizi bu mücadeleye adayacağız diye düşünüyorum. Nitekim kadınların böyle bir özelliği de var yani. Bir şeyi sahiplendikten sonra sonuna kadar hiç yılmadan o mücadeleyi sürdürme potansiyelleri de çok yüksek. Ben ona çok güveniyorum açıkçası. Ben de ve gerçekten de artık dünya küçüldü. Birbirimize haberdar olmak çok önemli. Evet. Tarihçilerin rolü de burada çok önemli. Çünkü görünmeyeni görünür kılmak. Yani sanki birdenbire bu tarih doğmadı. Eskiden de vardı. Sadece biz aslında yokluktan var etmeye çalışıyoruz. Öyle değil mi? O sessizlikten bir Tabii, şeyler evet, çıkartıyoruz. evet. Boş boşuna sessizleştirilmediler ama küçük kazılar yaparak aslında tarihte çok önemli kadınların olduğunu da Evet. görüyoruz, gösteriyoruz. Kadının adı olduğunu değil mi göstermek üzere sen, ben en azından ve birçok kadın çaba harcıyoruz.
8 Mart'ını kutluyorum senin, herkesin, Ben bütün de, ben de. kadınların ve kadın mücadelesine, kadınların meselelerine yakınlık duyan bütün erkeklerin de, bütün üçüncü cinsiyetlerin de 8 Mart'ı kutlu olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki sene daha umutlu konuşmalar yapmak üzere bir araya geliriz. Umarım ve daha yakın oluruz. Şu an uzaktan konuştuk. Evet. Türkiye'de hep beraber sokaklarda kutlarız. Kırmızı rujlarımızı sürerek. Evet, umarım. Çok sevgiler Pelin'cim. Çok hoş bir sohbetti benim. Çok sağ olun. Katıldığınız için teşekkürler.